Bu hafta ikinci haftamız. Geçen hafta sistem nedir, simülasyon nedir, ne için yapıyoruz, hangi durumlarda simülasyon tekniğine başvururuz, bu tür konular üzerine konuşmuştuk. Geçen hafta bahsettiklerimiz konusunda sormak istediğiniz, üzerinden geçmemizi arzu ettiğiniz herhangi bir başlık konu var mı? Kafanıza takılan bir yer var mı? Evet, herhangi bir soru gelmediğine göre geçen haftaki kavramlar anlaşılmış demektir. Hızlıca değinecek olsak, sistemi için ne demiştik? Birbiriyle ilişkisi içerisinde bulunan, egelerden oluşmuş, bir amaç doğrultusuna faaliyet gösteren yapıya bir sistem adını veriyor idik. Endüstri mühendisleri olarak, bizim bilgi alanımıza, diğer mühendislik disiplinlerinden bizi ayıran en önemli özellik, sistem yaklaşımına sahip olmamız. Sisteme daha çabuk hakim olabiliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Geliyor musun? Şu anda nasıl? Sesle var mı sıkıntı? Evet, şu anda yok hocam, boğuk diyor. Evet, seste şu anda bendeki ayarlar normal. Geçen hafta yaptığımız gibi. Genel olarak sesim geliyor mu? Şu anda nasıl? Diğer tarafa alayım mikrofonu. Fanın sesini alıyor olabilir diye. Şu anda nasıl? Şimdi nasıl? Evet, fandan uzaklaştırdım biraz, daha iyi olması lazım. Evet, geçen hafta dediğimiz gibi sistemden bahsetmiştik. Endüstri mühendislerinin diğer mühendislik disiplinlerinden ayıran en önemli özellik sistem yaklaşımına sahip olması, genel olarak bir bütün olarak genel sistemlere bakıyor olmamızdan kaynaklanıyordu. Bunlar gerek hizmet sistemi gerekse üretim sistemi olabiliyor. Birbiriyle birçok ögeden oluştuğundan bahsetmiştik. Bu ögeler arasındaki ilişkiyi anlamak, algılamak adına simülasyon sıkça kullanılan bir teknik. Geçen hafta bahsettik. Simülasyon bir sistemin veya bir yapının benzerini yapmak ve üzerinde bazı denemeler anlamına gelen bir teknik, bir yaklaşım. Biz dediğimiz gibi incelediğimiz gerek hizmet sistemi olsun, gerekse üretim sistemi olsun bir benzerini oluşturuyoruz. Bu kağıt üzerinde de olabilir, bir bilgisayar programı şeklinde de olabilir. Biz burada Arena simülasyon paket programını inceleyeceğiz. Oluşturacağımız modelleri Arena simülasyon paketi üzerinde oluşturmaya çalışacağız. Daha kolay, sırf bu iş için hazırlanmış, dizayn edilmiş bir program olduğu için bunu kullanacağız. Bu aşamaya geçmeden önce simülasyonun belli aşamaları var. Bu aşamalarından bu hafta itibariyle anlatmaya veya bu hafta bunlardan bahsedeceğiz. Sunuda görüyorsunuz bir akış diyagramı şeklinde simülasyonun aşamalarını ifade etmiş durumdayız. Hızlıca bir üzerinden geçecek olursak ilk önce çalışmanın amacını belirlememiz gerekiyor. Sonrasında bir sistem analizi gerçekleştireceğiz.
Sonrasında modelin kurulması, kurulan modelin çalıştırılması, taslak olarak veya kabaca bilinen sonuçları bilinen bir şekilde çalıştırılması, çalıştırma sonucunda istediğimiz neticeleri veya istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığına karar vermemiz, çalışıyorsa burada yapacağımız denemelerin tasarlanması, senaryoların tasarlanması, çalıştırılması, çıktıların alınması şeklinde bu şekilde gerçekleşen bir süreç olarak tarif edebiliriz simülasyonun aşamalarını. Şimdi tek tek ele alacak olursak, bütün çalışmalarda, yani iyi bir endüstri mühendisinin ilk önce ortaya koyması gereken ilk temel şey amacın net olarak belirlenmesi. Sebebi ne? Eğer amacımızı net olarak belirlemezsek, buna dönük olarak ortaya konulacak faaliyetler de daha iyi tasarlanmış olur. Eğer iyi bir şekilde amaç ortaya konursa, faaliyetler de bunu açığa çıkaracak şekilde organize edilmesi, düşünülmesi, planlanması söz konusu olur. Nasıl bir kaptan yola çıktığı zaman hedefini biliyorsa, amacını biliyorsa ona göre rota tayin edebiliyor. Burada da dediğimiz gibi ulaşmak istediğimiz, ortaya çıkarmak istediğimiz hedeflerimiz neyse, planladığımız veya niçin yapıyorsak bu faaliyeti net olarak amacı ortaya koymamız lazım. Aksi takdirde gereksiz yere amacımızı hizmet etmeyecek, amacımıza hiçbir katkı sağlamayacak birçok faaliyeti modelin içerisine dahil etmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da bizim gereksiz yere vakit harcamamıza, zaman harcamamıza ve gereksiz bir takım faaliyetleri öngörmemize neden olabilir. Tabii bunun tersi de mümkün. Amaç net olarak ortaya konmaz ise bu sefer, yani bu amacı destekleyici bir takım faaliyetleri de göz ardı edebiliriz, ihmal edebiliriz. Sonradan şunu ilave edeyim demek modele daha çok faaliyet gerektirebiliyor. Bu nedenle başlangıçta amacın net olarak ortaya konması, olması gereken faaliyetlerin daha düzenli bir şekilde planlanmasına yol açıyor. Eğer bunu ortaya koymaz isek, dediğimiz gibi ya unutacağımız bir takım faaliyetlerden dolayı modelimiz eksik kalıyor ya da gereksiz birçok angarya faaliyeti modelimize dahil etmek gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Her iki durumda da bizim amacımıza hızlı bir şekilde ulaşmamızı veya modelimizi doğru kurgulamamızı engelleyici durum. Bu nedenle ne tür faaliyet olursa olsun, ister planlama, ister süreç geliştirme, ister süreç iyileştirme, ne tür faaliyet olursa olsun amacın net olarak ortaya konmasıyla bir takım faaliyetlerin başlatılmasında fayda var. Evet, amacımızı belirledikten sonra uğraştığımız veya modelini, benzerini yapacağımız sistemin net olarak algılanması gerekiyor. Bu da sistem analizi kısmında bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. İncelediğimiz sistemin yapısını, ögelerini, değişkenlerini, bu değişkenlere ait parametreleri, bu ögeler arasındaki ilişkileri, varsayımları, kısıtları ve amacımızı ortaya çıkaracak çıktıları net olarak tanımlamak gerekiyor. Simülasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli olan girdi değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi amacıyla sonrasında gerçek sistemlerden veri toplanacak, analiz edilip buna bağlı olarak sistemin parametreleri, girdi değişkenlerinin parametrelerini ortaya koymamız mümkün olacak. Bu şekilde sistemimizi detaylı bir şekilde irdelememiz mümkün olacak. Evet, bu sistem analizi kısmını biraz daha geniş olarak ele alacağız. Şimdi hızlıca ilerleyelim. Modelimizi, analizimizi yaptıktan sonra amacımız ve sistemimizin analizi doğrultusunda modelimizi kurmamız gerekiyor. Bu elle olabilir, Excel'le olabilir veya yapısal bir programlama diliyle olabilir.
veya bu iş için özel tasarlanmış Arena gibi, Simio gibi, ProModel gibi simülasyon paketleri yardımıyla yapılabilir. Bunlarla yapılırsa öğrendikten sonra modellerin kurulması oldukça kolay olabiliyor. Diğer genel amaçlı dediğimiz C gibi, Pascal gibi eski dillerden bunlarla yapmak biraz daha zaman alıcı ve biraz daha programlama becerisi gerektiriyor. Simülasyon paketleri bizim bu ders kapsamında anlatmaya çalışacağımız Arena ile daha rahat, daha kolay simülasyonlar yapmamıza olanak sağlayacak bizim. Modelin kurulmasında dediğimiz gibi ya bu tarz simülasyon paketleriyle ya da kendiniz becerebiliyorsanız, biliyorsanız genel amaçlı programlama dilleriyle Excel'le de olabilir. Bu tür programlar yardımıyla bir sistemin modelinin kurulması gerekir. Bilgisayarda gerçek sistemin benzerinin çalışmasını taklit etmeye çalışacağız. Mehmet'ten bir soru gelmiş. Arena'nın setup'ını verecek misiniz? Arena'nın setup'ını internetten bulmanız mümkün. Arena'nın Rockwell sitesi var. Arena Simulation Software diye arattırırsanız student versiyonlarını indirip kurabilirsiniz. Biz 13.5 versiyonunu anlatacağız. Burada şeyde komutlar ona göre hazırlanmış. Şu anda yaygın olmadığı için şu anda 15 versiyonu var. Yaygın olmadığı için 10 değil de 13.5'ü anlatacağız. Aralarında çok büyük bir fark yok. Ama 13.5 versiyonunu burada anlatacağız. İnternetten dediğim gibi student versiyonlarını indirip bizim şu anda öğrenme aşamasındaki işimizi görecek kadar yardımcı olur bize. Sınırlı versiyonlar yani geniş büyük modellerin modellenmesine olanak sağlamaz ama sınırlı bir şekilde belli küçük çaplı modelleri kurup yani bizim dersimizde işimizi görecek büyüklükte modelleri rahatlıkla kurup çalıştırabiliriz. Onun için oradan kendi sitesinden indirip kurabilirsiniz makinalarınıza. Evet, ikinci aşamada dediğimiz gibi incelediğimiz gerek hizmet sistemi olsun, gerekse üretim sistemi olsun. Bunların birer benzerlerini mış gibi yapacak halini bu tür programlar yardımıyla kurmaya çalışacağız. Sonraki aşaması pilot çalışma. Pilot çalışmada dediğimiz gibi sonucunu bildiğimiz ve girdi parametresinde küçük değişiklikler yaparak modelin çıktısının duyarlılığı test edilebilir. Pilot deneyler ile elde edilen çıktılar ile gerçek sistemden toplanan veriler istatistiksel metotlarla karşılaştırılıp gerçekten doğru anlamlı sonuçlar bulunup bulunmadığı test edilmesi gerek. Yani kurduğumuz modelde bizim gerçek sistemin davranışlarını birebir yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Bunu iyice test etmemiz gerek. Bu test sonrasında, pilot çalışma sonrasında eğer modelimiz doğru çalışıyor, geçerlidir, istediğimiz gibi gerçek sistemin gibi davranıyor, sonucuna varıyor isek bir sonraki aşama deney tasarımına geçiyoruz. Neleri deneyeceksek, bu talep yapısına bu makine parkı yeterli olur mu? Şu gelişler hızla veya şu parçalar olan talepleri bu makine parkıyla çalıştırırsak, yapmaya kalkarsak hangi makinalarda problem yaşarız? Eğer bir restoran simülasyonu yapıyorsak şu hızda bir müşteri gelişi olur ise bizim masalarımız yeterli olur mu? Veya bir süpermarket simülasyonu yapıyorsak buradaki kaç tane kasa açık durumda olursa çok fazla beklemeden müşteriler hizmet alıp sistemden ayrılabilir gibi analizleri gerçekleştirebiliriz. Evet, buradaki tam duyarlılık analizi değil, yani istediğimiz sonucu, istediğimiz tepkileri veriyor mu? Yönelimdeki anlamıyla bir duyarlılık analizi değil. Yani bir birim artışıyla ne kadar etkilenir,
değişkenler ne türe ne oranda sapar şeklinde değil de yani bizim istediğimiz şekilde tepki veriyor mu bunu araştırıyoruz. Buradaki geçerlilik testiyle. Evet, modelin geçerli olup olmadığının araştırılması gerçekleştiriliyor. Eğer geçerli değilse, istediğimiz davranışları sergilemiyorsa 15.1'de de 14, 13.5 versiyonlarını indirirseniz daha iyi olur. Dediğim gibi burada anlatacağımız komutlarla değişiklikler olabilir. Birkaç komutta ufak tefek değişiklikler olmuş. 13.5'la iş indirirseniz daha iyi olur. Evet. Geçerli değilse sistem analizi kısmına tekrar dönmek gerekebiliyor. Nerede bir sıkıntı olduğunu hissediyorsanız oraya dönüp gerekli düzeltmeleri yapıp modeli tekrar kurgulayıp tekrar pilot çalışmasını yapıp geçerliliğini test etmemiz gerekiyor. Geçerliliğini test edip onayladıktan sonra deney tasarım ve çalıştırma aşamasına geçmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi ondan sonraki geçen hafta konuştuğumuz what if tarzı denemelere kalıyor iş. Yani şu olursa ne olur? Bu olursa ne olur? Garsonlardan biri gelmezse hizmet aksar mı? Açık olan şey mesela süpermarkette 8 tane kasa açık olursa kasalarda bekleyen sayısının durumu ne olur gibi analizler yapabiliriz. Veya makine parkımızdaki herhangi bir makinenin bozulması durumunda sistem nasıl etkilenir gibi kendimize göre bu simülasyon çalışması ne için yapıyorsak buna ait senaryoları ortaya koyup denemelerimizi gerçekleştirebiliriz. Sistemin nasıl tepkiler verdiğini gözlemleyebiliriz, sonuçlarını elde edebiliriz. Bu verilen sonuçları analizini en son aşamada da istatistiki olarak analizini yapıyoruz. Ve gerçek sistemde yani elde edilen sonuçlar tesadüfi sonuçlar mı yoksa anlamlı sonuçlar elde ediliyor mu? Çok sayıda deneme yaparak sonuçların tutarlılığını test etme imkanını yakalamamız gerek. Burada bir başka nokta daha var. Budama noktası diye bir kavram var simülasyonda. Budama noktası şu demek. Şimdi şöyle bir şey düşünün. 10 makinenin olduğu bir sistem düşünün. Sistem sabah geldiğimiz zaman 10 makinede boş. Birbirine bağlı proseslerden geçtiğini düşünün. Bir montaj hattı gibi. RAM dediğiniz zaman, modeli çalıştırdığınız zaman ilk parçanın son tezgaha ulaşması için belli bir süre geçmesi gerekir. Öyle değil mi? Hemen bir anda en sona ulaşması beklenemez. Birinciden geçecek ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçten dörde gibi aşama aşama peyderpey sistemin dolması gerekiyor. Dolayısıyla bu dolma esnasında sistem yavaş yavaş dolduğu için belli bir süre gerçek şekilde davranmayabilir. Bizim aradığımız gerçek yapı nasıl? Sistem tam doluyken nasıl bir tepki veriyor veya aralarında nasıl bir etkileşim var? Bunu gözlemlemek. Dolayısıyla bu boşken yani dolmaya başladı, peyderpey dolmaya başladığı seviyeyi dikkate almamamız gerekiyor. Oradaki oluşan değerler sistemin genel performansını da bozabilir. Dolayısıyla o ilk dolma noktasına kadarki kısım bizim budama noktamız oluyor. Tam sistemin dolu noktaya geçtiği andan itibaren değerleri dikkate al diyebilmek için işte bu sistemin dolma noktasını tam bizim istediğimiz gibi yapının çalışmaya başladığı anı tayin etmek gerekiyor. O ana biz budama noktası adını veriyoruz. Dediğimiz gibi mesela çok uzun süreli simülasyonlar gerçekleştirirsek budama noktası da bunun milyonda birlik bir kısmına tekabül ediyorsa çok bozucu bir etkisi olmaz sonuçlar. Ama şöyle düşünün yani 10 günlük bir simülasyon yapıyorsunuz bir günde ancak o istediğimiz noktaya sistem tam dolu hale gelebiliyor. O zaman onda bir oranında bozucu etkisi söz konusu olabilir.
O ilk bir günlük veriyi dikkate almamamız gerek. Alırsak ne olur? Dediğimiz gibi aslında normalde dolu olan tezgah boş konumda olur. Niye? Önden gelmesini bekliyor. Sistemin dolmasını beklediği için. Onun için budama noktası bazı çalışmalarda önem arz ediyor. Bunu belirlemek, bundan önceki verileri yok farz etmek gerekiyor. Bu da simülasyonun bir aşaması veya bir durumu diye ifade edebiliriz. Çalıştırdıktan sonra evet, en son senaryoların model üzerinde koşullarıyla, koşturulmalarıyla elde edilen sonuçlar üzerinde istatistikler, analizler yapılıyor. Modelin koşulması sonuçların elde edilmesinden sonra toplanan bilgiler ve elde edilen sonuçlar karar vericiye raporlanıyor. Patron istediyse böyle bir analizi patrona veya kendimiz için böyle bir çalışma ortaya koyuyorsak sonuçlarını değerlendirip ona göre sonuçlar üretiyoruz. Dediğimiz gibi buradaki amaç, geçen hafta da söyledik, simülasyon bir optimizasyon tekniği değil. Simülasyon daha çok dediğimiz gibi dinamik yapıların söz konusu olduğu, yani zamana göre değişimin söz konusu olduğu, ilişkilerin stokastik olduğu, deterministikten daha ziyade mesela işlem süresi gibi, gelişler arası süre gibi sistemdeki değişkenlerin stokastik veriler aldığı durumlarda daha çok tercih edilebiliyor. Yapıyı analiz etmek istediğimizde de kullandığımız bir yapı. Evet, bu adımların içerisinde en önemli adım dediğimiz gibi amacı ortaya koyduktan sonra en önemli adım sistem analizi. Buraya tekrar geri dönecek olursak, sistem analizini ne kadar iyi ortaya koyabilirsek, sistemi ne kadar iyi algılayabilirsek modelini de o kadar iyi kurgulayabiliriz. Dolayısıyla sistem analizi kısmı burada önemli bir yer teşkil ediyor. Sistem analizinde neler yapacağız? Bir simülasyon modelinin oluşturulması için sistem analizi çalışmalarında şu başlıklar tespit edilmesi gerekir diyoruz. Sistem analizi dersinde daha detaylı ele almışsınızdır muhtemelen ama bir simülasyon çalışmasında şu başlıkların mutlaka tayin edilmesini gerekliliğinin altını çiziyoruz. Bu sayede simülasyon çalışmasında kullanılacak veriler, sonucunda elde edilecek bilgiler ve çalışmanın sınırları ve gerçek sistemin yapısı net olarak ortaya konmuş olur. Evet, şurada listesini görüyorsunuz. Şu adımlar veya şu bilgileri toparlamamız gerekiyor. İlk önce ögeler neler? Bunları belirlememiz gerekiyor. Birazdan öge ne demek? Bundan bahsedeceğiz. Sonra değişkenler de nelerdir? Burada sistemde birbirini etki edecek unsurları veya ölçümleyeceğimiz değişkenler nelerdir? Bunları belirleyeceğiz. Sonra bu değişkenlerden girdi değişkenleri olanlarıyla ilgili gerçek sistemden veri toplayıp bunların parametrelerini belirleyeceğiz. Sonrasında bu ögeler arasındaki ilişkiyi ortaya koyacağız. Varsa varsayımları belirleyeceğiz. Varsa gene kısıtları belirleyeceğiz gerçek sistemin. Ve en son olarak da sonucumuzu açığa çıkaracak ölçütleri belirlememiz gerekiyor. Yani neye bakarak sistemin durumunu analiz edeceğiz? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Şimdi bunların üzerinden tek tek geçelim. Ögeler. Nedir öge dersek? Bir sistemde yer alan unsurlara biz öge adını veriyoruz. Bir sistemde neler vardır? Evet. Sunuda görüyorsunuz. Üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi gezen birim. İkincisi kaynaklar, üçüncüsü taşıyacağı. Bunlar sistemin olmazsa olmazları. Gezen birim ve kaynaklar her sistemde mutlaka yer alır. Taşıyıcı çoğunda vardır, olmadığı durumlarda söz konusu olabilir ama çoğunda vardır. Ne demek gezen birim? Bu kavram önemli, simülasyonda özellikle önemli.
Bütün sistemlerde aslında önemli. Gezen birim, sistemin kuruluş gayesi gezen birimlerdir. Biz bir sistem kuruluyorsak, kurguluyorsak oraya gelen gezen birimlere hizmet etmek için. Onları gezen birimlerin değerini, katma değerlerini arttırmak için kuruyoruz demektir. Dolayısıyla sistemlerin kuruluş gayesi gezen birimlere hizmet etmektir. Sisteme giriş yapan, çıkış yapan unsurlardır. Üretim ve hizmet sistemlerinde, mesela üretim sistemlerinde girdiler nedir? Ham madde girer, belli operasyonlardan, belli faaliyetlerden geçirilerek ürün haline dönüştürülür. Değeri artar. Bir ürün döküm olarak gelir mesela bir şeyde, tesise, tornada, frezede işlenerek bir yarı mamul veya mamul haline dönüştürülür. Değeri artar. Geldiğinde dökümhaneden geldiğinde değeri 50 liraysa tornada işlendikten sonra değeri 500 lira olur mesela. Değeri arttırılarak katma değeri arttırır. Belli proseslerden geçerek. Bir hastanede gezen birim nedir? O da bir hizmet sistemi. Nedir? Evet, hastalar. Mesela doktorlar geziniyor diye onlar gezen birim midir? Onlar evet kaynaktır. Biz ne dedik? Gezen birim sistemin kuruluş gayesi. Hastane neden kurulur? Hastalara hizmet etmek için. Hasta oraya gelir, sağlık hizmeti alır, iyileşerek oradan ayrılır. Aynı şekilde bir lokantada gezen birim kimdir? Müşteriler. Bir berber dükkanında gezen birim kimdir? Yine müşteriler. Bir okulda gezen birim kimdir? Öğrenciler. Evet. Bunların, bu sistemlerin tüm kuruluş gayesi bu gezen birimlere hizmet etmek için. Eğer gezen birimler sistemi ziyaret etmez ise oradaki bulunan hiçbir ögenin, kaynağın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla o sistemin kuruluş gayesi gezen birimdir. Onun için bütün simülasyon çalışmaları gezen birimin sistemde olan hareketlerini taklit etmeye dönük olarak gerçekleştirilir. Gelişinden, sistemden ayrılışına kadar olan durumları yansıtacak bir takım tablolar veya bir takım arenada olduğu gibi modüllerden istifade ederek modellenmeye çalışılır. Onun için gezen birim kavramı önemli. Arenada tekrar üzerinde duracağız. Elle simülasyonda da yine üzerinde duracağız. Yapmaya çalışacağımız şey bir gezen birimin sisteme gelişinden çıkışına kadar olan faaliyetleri zamana bağlı olarak ifadelendirmek. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman modelini kurmuşuz demek olacak. Evet, ikinci ögemiz kaynaklar. Kaynak dediğimiz şey sistemde var olan ve gezen birime hizmet eden unsurlar. Varlıklar, bulunan unsurlar. Nedir? Bir atölyede kaynak nedir? Orada bulunan araç, gereç, tesisat hepsi birer kaynaktır. Orada tornanın bulunma gayesi nedir? Gelen ham maddeyi işlemek. Kaynak dediğimiz şeyin şu yönüyle de önemi var. Kaynaklar sınırlı sayıda yer alır işletmelerde veya sistemlerde. Önünde mutlaka kuyruk oluşumu söz konusu olur. Neden? Çünkü kaynaklar sınırlı sayıda. Geldiği zaman bir gezen birime bir kaynak atandığı zaman, yani işlemek üzere ele aldığı zaman ikinci bir gezen birime aynı anda hizmet etmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla sonradan gelenler veya kaynak çalışırken gelen gezen birimler kuyrukta bekletilir. Ne zamana kadar? Sıra kendilerine gelene kadar bekletilirler. Onun için sistemde var olan kaynakların hepsinin önünde ne olur? Kuyruk olur.
Mesela burada örnek olarak vermişiz. Süpermarkette kasiyer bir kaynaktır. Dolayısıyla kasiyer bir müşteriye hizmet ederken ikinci sırada sonradan gelen bir müşteri sırada beklemek durumunda. Bir doktor bir hastayla ilgilenirken o esnada gelen diğer hastanın beklemesi gerekir gibi. Evet. Taşıyıcı da aslında bir kaynaktır. Özel bir kaynaktır. Nedir? İşi gezen birimleri bir noktadan bir noktaya taşımak olan taşıyıcılardır. Bazı sistemlerde var olur, bazısında olmayabilir. Ama çoğu sistemde vardır. Hamal bir taşıyıcıdır. Konveyör bir taşıyıcıdır. Lift forklift bir taşıyıcıdır. Bunların hepsi dediğimiz gibi bir gezen birimi belli bir noktadan alıp diğer bir noktaya götüren kaynaklardır. Gene sınırlı sayıda sistem içerisinde yer alır. Dolayısıyla önünde kuyruk oluşumu vardır. Mesela forkliftle bir parçayı taşırken taşınması gereken diğer bir parça varsa forkliftin boşalmasını beklemesi gerekir. O da bir kaynaktır. Önünde kuyruk oluşumu söz konusu olur. Evet, her sistemde dediğimiz gibi gezen biri mutlaka vardır. Kaynak mutlaka vardır. Taşıyıcı da çoğunda vardır. Dolayısıyla hepsi bulunması gerekir diyebiliriz. Değişkenler önemli bir kavram. Dediğimiz gibi sistemin göstergeleridir. Gezen birimlerin özelliklerini gösteren ifadelerdir. Değişkenler sistem değişkeni ve gezen birim değişkeni veya özellikleri diye iki ana başlık altında toplanabilir. Genel olarak biz sistem değişkenleri üzerine konuşacak olursak, sistemde simülasyon koşumu boyunca değişik değerler alabilen özelliklere değişken adını veriyoruz. Evet, Arena programına takribi olarak 7. haftadan itibaren gireceğiz. Yüklediğim notlarda var. Kademe kademe peyderpey o aşamaya geleceğiz inşallah. Evet, sistemin değişik değerler alabilen özelliklerine değişken adını verir dedik. Nedir mesela bir sistemde değişken ne olabilir? Basit bir sistem düşünelim. Sık sık kullanacağımız berber örneği. Bir berber dükkanında analizini yapıyoruz sistem olarak. Buradaki değişkenler neler olabilir? Nasıl bir yapı var berber dükkanında? Bir berberimiz var. Müşteri gelişleri var. Öyle değil mi? Geliyor müşteri. Berber boş ise oturup tıraşını oluyor. Tıraş bittikten sonra sistemden ayrılıyor. Burada gezen birim kim oluyor? Müşteri. Kaynak kim? Berber. Evet. Önünde kuyruk oluşuyor mesela. Değişen özellikler dedik. Nedir değişen özellik? Mesela müşteri gelişler arası süreye bir değişken midir? Evet, bir değişkendir. Her müşteri 5 dakikada bir gelmez. Bir olur, 2 dakika sonra gelir. Bir sonraki müşteri 15 dakika sonra gelir. Değişik değerler alabilir. Evet. Duruma göre, gününe göre yoğun olur, daha tenha olur. Değişik değerler alabilir. Müşteri bekleme süresi değişken midir? Evet, o da bir değişkendir. Niye? Çünkü bazı müşteri olur, hiç beklemez, şanslıdır. Geldiğinde dükkan boş olur, beklemez. Bazen de öyle olur, önünde 3 kişi olur. Bunların tıraşının bitmesini bekler. Bu da bir değişkendir. Neye bağlıdır? Müşteri gelişine ve berberin hızına bağlıdır. Berber hızlı çalışıyorsa daha az bekler. O dükkana çok müşteri geliyorsa gene bekleme ihtimali yüksek olur gibi. Tıraş süresi değişken midir? Yani herkesi 5 dakikada sakal tıraşı yapabilir mi? Değişkendir. Kiminin sakalı serttir,
kimin daha azdır, kimini toplayacaktır, kimini hem saç sakal yapacaktır. Dolayısıyla isteğe bağlı, müşterinin sakal tipine veya cinsine göre uzun sürebilir, kısa sürebilir. Dolayısıyla o da değişkendir. İşte tüm bunlar sisteme ait çeşitli özellikler. Kimi gezen birime ait, kimisi sisteme ait değişkendir. Bunların belirlenmesi gerekiyor. Bunlar gezen birime ait özellikler olabilir. Müşteri gelişler arası süre, tıraş olma süresi, müşterinin isteği gibi özellikler, gezen birime ait özellikler olabilir. Bazıları da sisteme ait özelliklerdir. Nedir mesela? Kuyrukta bekleyen müşteri adedi. Sistemde aynı anda bulunan müşteri adedi. Sistemde bekleme süresi gibi değişkenler de sisteme ait değişkenlerdir. Her sistemin durumunu gösterecek çok sayıda özellik vardır. Bu bir sistemde ögelere, ilişkilere ilişkin özellikler değişkenler aracılığı ile ortaya konur. Buna bakarak sistemin performansını veya durumunu analiz edebiliriz. İki sistemi birbiriyle mukayese edebiliriz. Sistemin performansını belirlemek için bu değişkenden bazılarının simülasyon koşulu boyunca aldığı tüm değerlerin istatistiki ölçütlerine bakmamız yeterli olur. Birisinde ortalama 5 dakika bekliyorsa, diğerinde 25 dakika bekliyorsa, 5 dakika beklemeye neden olan yapı daha iyidir diyebiliriz. Arıza durumu sisteme ait değişken mi? Evet, kesinlikle sisteme ait bir değişken. Ama belirlenebilir, ölçümlenebilir. Değişkenler nitel değişken, nicel değişken olabilir. Nitel dediğimiz gibi tanımlamaya dönük değişkenler. Mesela müşterinin isteği geldiği zaman saç tıraşı olmak isteyebilir, sakal tıraşı olmak isteyebilir, saç sakal olmak isteyebilir. Bunlar nitel bir değişkendir. Müşterinin isteği nitel, ne tür bir istek olduğunu ifade ettiği için nitel bir değişkendir. Ama müşterinin tıraş süresi nasıl bir değişkendir? Sayısal yani nicel bir değişkendir ve sürekli formda bir değişkendir. Zaman serisi üzerinde veya sayı ekseni üzerinde herhangi bir değer alabilir. Mesela bir bekleyen müşteri sayısı nasıl bir değişkendir? Kesikli bir değişkendir. Yani tam sayı değerler aldığı için kesikli bir değişken olarak ifade edilir. Değişkenleri farklı şekillerde de tasnif edebiliriz. Mesela bağımlı bağımsız değişken. Ne anlıyorsunuz bağımlı bağımsız deyince? Evet. Cevap geliyor mu? Bağımlı dediğimiz evet, bir başka değişkene bağımlı. Mesela berber örneğinde ney bağımlı? Kuyrukta bekleyen müşteri adedi bağımlı mı? Evet. Neye bağlı? Müşteri geliş hızına ve berberin servis hızına bağlı olarak değer alacağı için bir bağımlı değişken olur. Kuyrukta bekleyen müşteri adedi. Gelişler arası süre müşterinin gelişler arası süre bağımsız. Hiçbir şeye bağlı değil. Oluşan şartlara göre bir geliş oluşuyor. Şunu diyoruz. Ortalaması 15 olan üstel dağılıma göre müşteri gelmektedir dediğimiz zaman bunun zaten parametresini ortaya koymuş oluyoruz. Kullanıcı tarafından parametreleri verilebilen değişkenler bağımsız değişkenler. Dolayısıyla gelişler arası süre bir bağımsız değişkendir. Gene aynı şekilde müşterinin tıraş süresi nasıl bir değişkendir? Bağımsız bir değişkendir. Biz önceden şunu diyebiliyoruz. Bizim berberimiz şu hızla çalışsın diyebiliyoruz. Kullanıcı bunun hızını tayin edebiliyor. Ama bizim kuyruk boyumuz şu olsun diyebiliyor muyuz?
diyemiyoruz. Neye bağlı olarak oluşuyor bu değer? Geliş hızına ve müşteri berberimizin hızına bağlı olarak kuyruk boyu ona göre oluşuyor. Dolayısıyla bağımlı bir değişken oluyor kuyruk boyu ve kuyrukta bekleme süresi. Denetlenebilen, denetlenemeyen değişkenler var. Genellikle bağımlı değişkenler denetlenemez. Bağımsız değişkenler denetlenebilir. Kullanıcı tarafından parametre değerleri tayin ediliyorsa denetlenebilen değişkenlerdir. Ama sistemin çalışma dinamikleriyle değerleri ortaya çıkıyorsa bunlar denetlenemeyen değişken ismini alır. İçsel, dışsal değerleri kullanıcı tarafından verilen değişkenler dışsal değişkenlerdir. Dediğimiz gibi gelişler arası süre, berberin işlem süresi dışsal bir değişkendir. Ama kuyruk boyu, kuyrukta bekleme süresi gibi değişkenler sistemin çalışma dinamikleriyle oluşan değerlerde olduğu için bunlar içsel değişkenlerdir. Girdi çıktı değişkenleri gene yukarıdakinin bir başka ifadesi. Girdi bir sistemin simülasyonunun çalışabilmesi için veya çalıştırabilmemiz için bilmemiz gereken değişkenlere girdi değişken diyoruz. Nedir onlar? Bağımsız olan değişkenlerdir. Değil mi? Yani müşteri gelişler arası süresini bilmez isek orayı çalıştırabilmeniz mümkün değil. Aynı şekilde berberin hızını ortaya koyamazsanız gene çalıştırabilmeniz mümkün değil. Bunlar dolayısıyla nasıl değişken? Bir girdi değişken. Çıktı değişkeni ne? Bu değerlere bakarak sistemin performansını değerlendirebileceğimiz değişkenlerde çıktı değişkenleri adını veriyoruz. Evet, veri toplama ve parametrelerin tayini bir sonraki derste bunu daha detaylı olarak ele alacağız zaten. Dediğimiz gibi girdi değişkenlerini tayin ettikten sonra bunların dağılımının da belirlenmesi gerekiyor ve parametrelerini. Evet, zamana bağlı denetlenebilen içsel hepsi aynı. Evet, küçük nüanslarla değişiklik oluyor. Bağımlı değişken, bağımsız, denetlenebilen, dışsal birbirine yakın kavramlar. Aynı şekilde bağımlı, içsel ve çıktı değişkenleri de denetlenemeyen kavramlar da birbirine yakın. Mehmet öyle bir soru sormuş herhalde. Bunlar da birbirine yakın kavramlar. Küçük nüanslarla birbirinden ayrılır. Dediğimiz gibi bağımsız, girdi, dışsal ve girdi değişkenleri birbirine yakın kavramlar diyebiliriz. Evet, bu girdi değişkenlerini belirledikten sonra bunların değerlerini, dağılımlarını tayin etmek gerekiyor. Mesela gelişler arası süre dedik. Üstel dağılımı oyu. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Veya bir berberin veya herhangi bir şeyin hizmet süresi normal dağılıma uyuyor. Ortalaması şu, standart sapması şu şeklinde ifade edeceğiz. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Dediğimiz gibi bunun için veri toplamak ve parametrelerin tayin edilmesi gerekiyor. Bunun için gerçek hayattan ya da benzer sistemlerden veri toplamak, bunları istatistiki olarak analiz etmek, hangi dağılıma uyduğunu tespit etmek, sonrasında bunlarla ilgili parametre tahmini ortaya koymamız gerekiyor. Evet, örneğin sisteme gelişler arası süre. Dediğimiz gibi bunu bilmeden simülasyonu gerçekleştirmeniz mümkün değil. Berber simülasyonu için diyorum. Bunu bilmek için ya benzer bir konumdaki berber dükkanını oturup önünde kaç dakikada bir müşteri geliyor. Orada müşteri yoğunluğu ne kadar? Bunu analiz etmek, veri toplamak gerekir. İki müşteri gelişi arasında geçen süreyi sürekli kayıt altına alıp bir seri elde etmek gerekir. Sonrasında bu elde edilen verilerin özetlenmesi,
sonra herhangi bir dağılıma uyup uymadığının belirlenmesi, sonrasında da uygunluk testinin ortaya konması gerekir. Evet, burada kalite ile ilgili bir sonuç yok galiba. Kalite bu simülasyonda göz ardı mı edilmiş. Kaliteden kastı, kalite ayrı bir kavram, simülasyon ayrı bir kavram. Evet, ki kare testi yapacağız. Burada niçin yapacağız? Dediğiniz gibi elde edilen veriler normal dağılıma uyuyor mu? Üstel dağılıma uyuyor mu? Ki kare veya bahsedeceğimiz Smirnov-Kolmogorov testiyle test edip analiz etmeye çalışacağız. Sonra sistem analiz, bunu haftaya daha geniş ele alacağız. Sistem analizindeki bir sonraki aşama ilişkilerin belirlenmesi. Burada her tür ilişkiyi ortaya koymamız gerekiyor. Neden, sonuç, mantıksal, matematiksel, mekansal, yapısal, işlevsel, sırasal bütün ilişkileri tanımlamak gerekiyor. Bir berber dükkanı için bunu ortaya koyacaksak ne olur? Müşteri gelir. Geldiğinde berber dolu ise kuyrukta bekler. Boş ise hemen koltuğa oturup tıraşa başlar. Tıraş süresince bekler, işi bittikten sonra koltuktan kalkar, ayrılır. İşte ilişkisel bütün, yapısal, işlevsel, sırasal olarak bütün ilişkileri bu şekilde tanımlamış oluruz. Dediğiniz gibi berber örneği basit bir örnek ama burada gerçekleşen olaylar da bu adımlardan geçerek olur. Bunu ya arenayla ya da bir başka dille bu çalışma mekanizmasını aktarmamız gerekiyor. O da ilişkilerin belirlenmesiyle olur. Varsayımların belirlenmesi, dediğimiz gibi amacımızı açığa çıkaracak şekilde gerçek hayatta olan bazı şeyleri yokmuş gibi farz edebiliriz. Ne gibi? Mesela berber simülasyonu için berberimiz hiç hastalanmıyor diyebiliriz. Acıkmıyor diyebiliriz. Uyumuyor diyebiliriz. Niye? Çünkü belli bir geliş hızına göre sistemin önündeki durumu, kuyruk oluşumunu irdelemek ise amacımız, berberin hastalanması, evden bir haber gelmesi gibi durumlarla ilgilenmek durumunda değiliz. Dediğimiz gibi amacımıza hizmet etmeyecek tüm olayları, gerçek hayatta olabilecek olayları burada arındırmamız mümkün olabilir. Kısıtların belirlenmesi, sistemde doğal bir takım kısıtlar olabilir. Mesela dükkanın içerisinde maksimum 4 bekleyen olabilir, bir kısıttır. Mesela bir makina 8 saat veya 5 saat çalıştıktan sonra mutlaka 1 saat soğumak için beklemek zorundadır. Bu bir kısıttır. Dediğimiz gibi sistemimizi zorlayıcı veya yapısında bulunan kısıtlayıcı durumları da belirlemek, bunu da modele aktarmak gerekebilir. En son ölçütlerin belirlenmesi, çıktı değişkenleri de diyebiliriz aslında bunda. Sistemimizin simülasyondaki amacımızı ortaya çıkaracak, sistemin yapısını bize gösterebilecek ölçütleri belirleyerek bunları çıktı değişkeni veya ölçüt olarak kullanmamız gerekiyor. Mesela biraz bugün konuştuğumuz berber simülasyonu. Berber simülasyonu bizim iyi çalışıp çalışmadığını gösterecek gösterge ne olabilir? Berberin doluluk oranı mesela bir gösterge olabilir. Veya berber tıraş yaparken bekleyen müşteri sayısı, ortalama bekleme süresi müşterilerin. Bunların hepsi birer gösterge olabilir. Dolayısıyla çıktı olarak, ölçüt olarak kullanabileceğimiz performans ölçütleri olabilir. Yaptığımız simülasyona veya incelediğimiz sisteme bağlı olarak bize o sistemin dinamiklerini veya yapısını gösterecek ölçütlere, dediğimiz gibi çıktı değişkenlerine ölçüt adını veriyoruz. Evet, kısaca adımlarından bahsetmeye çalıştık bugün. Simülasyonun aşamalarından bahsetmeye çalıştık. Diğer dersin saatine girmeme adına hızlı bir şekilde sonları biraz hızlı geçtik.
Önümüzdeki hafta girdi değişkenlerinin dağılımlarının belirlenmesi konusuna geçeceğiz. Orada notlarda yükledim. Kikare ve Smirnov-Kolmogorov testlerinden bahsedeceğiz. Yavaş yavaş simülasyon çalışmalarının altyapısını tamamlamış olacağız böylece. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım katkı sağlayabilmişizdir. Dediğim gibi bir daha tekrar ederseniz, önümüzdeki haftada da konumuzu önceden bir okuyup gelirseniz daha verimli bir ders işleme imkanı yakalarız. Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın.